Evet. Değerli dostlar, değerli işçi arkadaşlarım, değerli emek dostları. Bugün öfkeliyiz. Aslında bugün üzgünüz. Ve bir o kadar da öfkeliyiz. Günlerdir burada FEDES işçileri, Fırat Aksa işçileri, biz insanca çalışma koşulları, insanca yaşama koşulları için bir mücadele yürütüyor. Aslında tek dertleri var. Biz ölmek istemiyoruz. Ve burada insanca çalışma koşullarıyla birlikte bir düzen kurmak istiyoruz. Ama görüyoruz ki sermayenin karısı her gün ama her gün bir işçi arkadaşımızı daha hayatından koparıyor. Daha dün burada Fırat Elektrik'te açıklamalar sürerken Trabzon Akçabat'ta 25 yaşında gencecik bir enerji işçisi iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Bir çocuk babası Musa Kapan, 25 yaşında dedi. Gencecik bir fidan. Sermayenin karısı Musa Kapan'ın hayatına bağlı. Eksik personel ile üzerindeki baskı ile işçi arkadaşımızı iş yapmaya zorlayan işveren bunun sorumlusu. Orası da Çorum Aksa. Kazancı Holding'e bağlı. Oradaki enerji işçileri de buradaki enerji işçileri de tek bir şey söylüyor. Biz ölmek istemiyoruz. Ve gerçekten de insanca yaşayabilecek koşulları oluşturmak istiyoruz diyorlar. Ama nitekim her gün ama her gün üzerimizdeki iş baskısıyla mobbingle tacizle çalışmaya mahkum bırakılıyoruz. Ölümle burun buruna çalıştığımız bu iş yerinde her gün hayatımızı kaybetmeye devam ediyoruz. O yüzden evet bugün üzünlüyüz. Çünkü 25 yaşında bir çocuk babası bir işçi arkadaşımızı kaybettik. Ama bir o kadar da öfkeliyiz. Çünkü biz biliyoruz ki biz mücadele etmediğimiz sürece, ekmeğimize, emeğimize sahip çıkmadığımız sürece bu iş yerinde ölmeye devam edeceğiz ve çalışma koşullarımız hiçbir zaman düzelmeyecek. O yüzden burada hem tüm topluma hem de tüm enerji işçilerine çağrımızdır. Bu mücadele sadece Fırat Elektrik'te çalışan işçilerin mücadelesi değildir. Bu mücadele tüm toplumun mücadelesidir. Tüm enerji işçilerinin mücadelesidir. 21 dağıtım şirketinde çalışan tüm enerji işçilerinin, hatta Türkiye'deki tüm işçilerin, tüm emekçilerin yaşam mücadelesidir. Çünkü biz biliyoruz, örnekleriyle birlikte, dün aldığımız haber ortada. Sermayenin karısı her gün bir arkadaşımızı aramızdan alıyor. Ve biz diyoruz ki, biz bu mücadeleyi bu iş yerinde ve diğer iş yerlerinde insanca çalışma, insanca yaşama koşulları oluşturana kadar devam edeceğiz. Buradan işvereni de uyarıyoruz. Musa arkadaşımızın kanı işverenin elinde. Yetersiz alınmayan önlemler, işçilerin üzerinde kurulan baskılar, mobbingler yüzünden gencecik bir arkadaşımız hayatını kaybetti ve çocuğu babasız kaldı. Bunun hesabını kime vereceksiniz? Bunun hesabını kime vereceksiniz? Burada tek bir şey söylüyoruz biz. Günlerdir buradaki enerji işçileri tek bir şey söylüyor. Biz ölmek istemiyoruz diyoruz direkt tepelerinde. İnsanca çalışma koşulları istiyoruz diyoruz. İnsanca yaşama koşulları istiyoruz diyoruz. Ve buradan işvereni bir kez daha uyarıyoruz. Bakın, bizim sabrımızı sınamayın.
Sakın ha sakın. Bizi sabrımızı sınamayın. Çünkü bizler ölümle burun buruna çalışan enerji işçileriyiz. O yüzden bize ölümü gösterip sıtmaya, razı etmeye kalkmayın. Bu size son uyarımızdır. Görüşelim dediniz, görüşme kapılarını açtık. Buyurun dedik, gelin görüşelim. Görüşürüz dediniz, tarih vereceğiz dediniz, daha bize dönüş bile yapmadınız. O yüzden biz de buradan sizleri son kez uyarıyoruz. Bakın, son kez uyarıyoruz. Ölümle burun burada çalışan enerji işçileri, ekmekleri için, alın terleri için ve ölmemek için, bu çocuğun geleceği için buradaki mücadelesine kat be kat devam edecek. Gerekirse işletmede, gerekirse sokakta, gerekirse meydanda bu mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz.